Krzysztof Kawiczynski, 600 kilometre genişliğindeki milli parkta yalnız yaşıyor. 60 yaşındaki Krzysztof Kawiczynski, böyle yaşamaya 20 yıl önce karar vermiş. Burada hayat şehre nazaran daha sakin, daha istikrarlı. Burada hayat için yaşıyorsunuz. Burada yaşamayı seviyorum. Umarım 100 yaşına kadar da yaşarım. Her gün doğayla biraz daha yakınlaşmaya gayret ediyorum. Bir gün doğa beni yutacak. İşte o zaman sonsuza kadar onun bir parçası olacağım. Varşovalı antikacıya herkes Biebrze Ormanı'nın kralı diyor. Bir zamanların şehirlisi doğa tutkusuyla inzivaya çekilmiş. ...22 köpeğiyle orman kenarındaki bu kulübeye yerleşmiş. En yakın komşusu kilometrelerce uzakta yaşıyor. Amatör zanaatkarların elinden çıkmış bibloların koleksiyonunu yapıyor. Hobisi, can sıkıntısı. Can sıkıntısı benim tutkum. Can sıkıntısını seviyor ve aynı zamanda yaşıyorum. Bilmiyorum, belki bu can sıkıntısı da değildir. Belki de doğanın ortasında tek başına olma tecrübesidir. Bu benim açımdan daha çok bir hayat tarzı, bir tutku. Sobanın alev alev yanmasına rağmen Krzysztof Kawiczynski'nin odasında sıcaklık 12 derece. Günlerden beri ilk kez kulübesine davet ettiği misafirlerinin şerefine gramofon da çalıyor. Şimdi çıksam ve ormanda beni kurtlar kapıp yese şanslı sayılırım. Bu doğanın döngüsü. Ama öldüğümde mezarlığa defnedilmek istemem. Ormanda öleyim. Ölüm vakti gelip çattığında kürekle kendi mezarımı kazıp içine gireceğim. Ölümü böyle planladım. Ama henüz vakit gelmemiş. Çünkü Krzysztof Dalia demeye niyetli. Krzysztof'un bir tutkusu da geyikler. Öğleden sonralarını onlara ayırıyor. Krzysztof'a göre orman geyiklerin yatak odası. İz sürme ustası Krzysztof onları ormanda bulmakta hiç zorlanmıyor. Bu dişi yavru geyiğe Matilda adını taktım. Matilda, 19. yüzyılda yaşamış Çar II. Nikolaus'un aşık olduğu kızın ismi. Matilda, St. Petersburg tiyatrosunda oynardı. O da bu geyik gibi çok güzeldi. Krzysztof Kawiczynski, enerji depolamak ihtiyacı hissettiğinde ormana dalıyor. En sevdiği ağacın yolunu tutuyor. Krzysztof, 300 yıllık çınara sarılıyor. Kucaklaması, sıcaklık ve sevgiyle karşılık buluyor. Kısacası, Krzysztof Kawiczynski belki de dünyanın en mutlu insanı.